Sevgili seyirciler, Türk iş adamları rotasını her geçen gün yepyeni pazarlara doğru çeviriyor. Biz de iş adamlarımızın bu yeni pazarlarını Ulaştırma Bakanımız Sayın Ahmet Arslan'a sorduk. Gün geçmiyor ki Türk iş adamlarımız için yeni pazarlar açılmasın. Biz de vizyonu geniş iş adamlarımız için yepyeni pazarları araştırıyor ve bu pazarlara nasıl girilebileceği ile ilgili bilgileri vizyon aracılığıyla sizlerle paylaşıyoruz. Bu pazarlara ulaşabilmek artık sanıldığı kadar da zor değil. Son dönemlerde adını sıkça duyduğumuz Dünya Ticareti İş Geliştirme Konseyi WTC vasıtasıyla iş adamlarımız artık dünyanın birçok ülkesindeki yepyeni pazarlardan pay alabilme noktasına geldi. Sevgili seyirciler, sizlere zaman zaman programlarımızda Dünya Ticareti İş Geliştirme Konseyi'nin faaliyetleri hakkında bilgiler veriyoruz. Bugün de yine öyle günlerden bir tanesinde, çünkü Dünya Ticareti İş Geliştirme Konseyi Tunus'la birlikte bir anlaşma yaptı. Tarım alanında yapılan bu anlaşmaya göre Türkiye ve Tunus arasında tarım alanında işbirliği yapılacak. Sevgili seyirciler, geçtiğimiz günlerdeki programlarımızın birinde Dünya Ticareti İş Geliştirme Konseyi ile Şangay İşbirliği Örgütü'nü sizlere yansıtmıştık. O günden bugüne kadar neler oldu, hangi aşamalara gelindi onu öğrenmek üzere şimdi Dünya Ticareti İş Geliştirme Konseyi'ndeyiz. Sevgili seyirciler, sizlere bir süre önce anlatmaya başladığımız Dünya Ticareti İş Geliştirme Konseyi'nin yepyeni bir çalışma alanı var. Bu hafta ondan bahsedeceğiz. Yanımızda konseyin başkanı Ümit Kaya Beyefendi var. Bir merhaba diyelim bakalım, nerelerle anlaşma sağlanmış, Türk iş adamları için yeni pazarlar nereler, bir onu öğrenelim. Efendim merhabalar. Merhabalar. Yolculuktan yeni geldiniz değil mi? Bu sefer farklı bir ülke vardı. Neresiydi? Evet, Asya kıtasında Güney Asya bölgesine indik. Tayland ülkesinde anlaşmalarımızı yaptık. Tayland'da temsilciliğimiz açıldı. Yeni ticaret anlaşmalarımızı gerçekleştirdik. Özellikle Türk şirketlerimiz ve konseyimizin diğer dünya ülkesi şirketlerine de yeni kapıları aralamış olduk. Biz de yeni pazarlara devletin bakış açısını öğrenebilmek için Ankara'nın yolunu tuttuk. Ve referandum çalışmaları arasında hükümetten kimi bulup da bu konuyu konuşabiliriz diye araştırdık. ...16 Nisan'da yapılacak olan referandum için çalışmalar yapan siyasiler her gün, her saat farklı farklı noktalarda halkla buluşarak neden evet ya da neden hayır denmesi gerektiğini anlatıyorlar. Genel merkezi Ankara'da olan Kars, Ardahan, Iğdır Dernekler Federasyonu'nun toplantısına katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, aynı zamanda Kars Milletvekili olan Ahmet Arslan da katıldığı toplantıda hemşerilerine neden evet'i anlattı. Saygıdeğer hazurum, değerli hanımefendiler, beyefendiler, değerli misafirler, saygıdeğer hemşehrilerim, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bakan Arslan, toplantıdan çıkışta vizyon mikrofonlarına Türk iş adamlarının yeni pazarlarıyla ilgili düşüncelerini anlattı. Türkiye'nin her tarafında bütün bakanlarımız ve milletvekillerimiz seçim referandum daha doğrusu toplantıları yapıyorlar ama bu arada da hayat devam ediyor. Türk iş adamlarımız dünyanın her tarafında özellikle de inşaat konusunda çok önemli işler yapıyorlar. Siz de Ulaştırma Bakanısınız. Acaba bir taraftan referandum çalışmaları yapıyorsunuz, bir tarafta onları koordine ediyorsunuz. Bu konuda neler söylersiniz? Türk iş adamları artık yeni pazarlara açılıyorlar. Siz de bir bakanımız olarak neler söylersiniz? Efendim biz AK Parti olarak bir seçim bittiğinde onun mutluluğunu ve memnuniyetini o akşam yaşıyoruz. Ertesi günden itibaren kesinlikle yeni seçime başlıyoruz. Ertesi gün seçim olacakmış gibi hazır duruyoruz. Dolayısıyla seçimle ilgili süreç hiç kesintiye uğramıyor. Seçimle ilgili süreç hiç kesintiye uğramadığına göre iş hayatının da ülkenin kalkınmasının da hiç kesintiye uğramaması gerekiyor. Bu düstur üzere her gün ama her gün sahada
ülkenin kalkınması adına çalışmalarımızı, gayretlerimizi, işlerimizi bir taraftan devam ettiriyoruz. Ve memnuniyetle şunu söylemekte fayda var. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak 15 yıldır ülkemiz bu konuda çok mesafe kat etti. Dünya ülkeleri gıpta ile izliyor Türkiye'yi. Türkiye'nin yüklenicileri eskiden başka yerlerde gidip küçük işler yapıp veya onların alt yüklenicileri oluyorlardı. Ama artık Türkiye'deki iş adamları büyük işleri yapan ve yurt dışındaki müteahhitleri de taşeron olarak kullanan hale geldiler. Bu bizim için çok güzel, çok başarılı bir gösterge. Böyle olunca da Türkiye'deki dünyanın gıpta ile izlediği bu büyük projeyi yapan iş adamlarımız, paydaşlarımız, çünkü onlar bizim paydaşlarımız iş yaparken ve şimdi çok rahatlıkla dünyaya daha büyük ölçekli projeler yapmak adına açılıyorlar. Memnuniyetle görüyoruz ki Türkiye'deki başarıları dünyanın her yerinde aynen uyguluyorlar. Yani dünyada havalimanları yapıyorlar, köprüler yapıyorlar, viyadükler yapıyorlar, tüneller yapıyorlar. Çünkü Türkiye bu konuda çok mesafe kat etti. Mesafe kat ederken elbette ki iş adamlarıyla birlikte, işçisiyle birlikte bu mesafeyi kat ediyor. Memnuniyetle görüyoruz ki Türkiye'nin bu başarı grafiği yurt dışında da aynen devam ediyor. Peki yeni pazarlar var Türkler için. Özellikle Rusya ülkeleri, Şangay ülkeleri daha doğrusu ve Afrika pazarı yeni pazarlardan. Siz neler söylersiniz bununla ilgili? Efendim dünyada pazarlar bitmez. Bir pazarda yer ettim, kabul gördüm, artık yeter deme lüksümüz yok. Böyle olunca da biz dünyanın neresinde olursa olsun bir pazar varsa önce gidiyoruz, kendimizi ispatlıyoruz. Zaten kendinizi ispatladıktan sonra onun devamı kendiliğinden gelmeye başlıyor. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız da, Sayın Başbakanımız da dünyanın neresine giderse gitsin iş adamlarımızla birlikte gidiyor. Türkiye'nin bu potansiyelini dünyanın her yerine gösteriyor. Çünkü biz böyle topyekun bir kalkınma sağlarsak hedeflerimize daha sağlıklı yürürüz. Ama daha da önemlisi bu sağlıklı yürüyüşü daha da pekiştirmek, daha da hızlı bu yolu alabilmek adına 16 Nisan gibi önümüzde çok önemli bir fırsat var. Bunu vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Diyoruz ki evet 15 yıldır güzel bir başarı yakaladık. Ancak bu başarı bize yetmez. Daha da başarılı olmamız lazım. Daha başarılı olmak adına da sağlıklı bir yapıyla ilerlememiz lazım.